Size gerçekten yani bütün bunları duyduğunuzda biraz sinirleriniz bozulmuyor muydu ya? E, ya nasıl Kemal Bey kazanacak işte oraya grup başkan vekilini koydu. O da kaybedecek. Sonra da diyecekler bu. İnsanın kendi çok kötü hissettiren bir şey bu. Ya şöyle, ya kaybetseniz de kazansanız da kötü olacak. Kendinden emin sen bunun böyle olmadığı nasıl anlaşılacak diyorsun. Ben kendi sürecimi şöyle <laughs> samimiyetle anlatayım size. Ben tabi e, tabii 8 yıldır partide grup başkan vekiliyim. Ee, 2019 yerel seçimlerinde 41 ilde 247 aday tanıttım ben. Düşünün yani CHP zaten 700 civarı adayı var. 247 tane aday tanıttım. Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, ilçe hatta bazen belde belediye başkanı adayları 247 aday. O bitti. Bittiği günden sonra mecliste değilsem ve kendi seçim bölgemde bir şey yoksa ki orayı dahi aksattım bayağı mecliste değilsem ve Manisa'da değilsem Türkiye'de 81 ilde 947 ilçeden birindeydim. Nereye çağrıldıysam gittim ve bu seçim kampanyasına ilk başlayanım ben. Ve bütün kampanya boyunca hep şunu söyledim. 100. yıl, 100. yılda Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına, kurucu babalarına, kurucu değerlerine çelişkisi olan husumet duyanların değil bizim 100. yılımız. Biz kazanacağız. Çalışın. Adayın kim olduğu ne zaman açıklanacağına ilgilenmeyin. Aday sizsiniz. Aday emekli öğretmenler öğrencilerinden mezun ettiklerinden o istesin. Aday esnaf müşterisinden istesin. Aday usta askere yollayıp usta ettiği kalfasından istesin. Aday hepimiziz. Bu seçimi almalıyız. Ve ben bu motivasyonla dört yıl koşturdum. Herkesin gözünün önünde. Sosyal medyada her yerde. 14 Mayıs için, 28 Mayıs için kazanalım diye her şeyi yaptım. 28 Mayıs akşamı yaşadığımız şoktan sonra ikinci şoktan sonra kolumu ta kaldıracak tahkatim yoktu benim. Öyle aday olayım, aday olayım değil. Sam teklifim de şuydu. Samimi bir özür dileyelim ve çekilelim. Çekilelim, istifa edelim. İstifa edelim, kongreye götürelim partiyi ve partinin baştan aşağı her şey değilsin. Çünkü Kime yapamadık. Bunu hem partinin yetkili kurullarında, MYK'da hem ayak divanı gibi yani MYK üyeleriyle görüştüğümüzde genel başkanımızın bizden fikir alışverişi yaptığı bazı ortamlarda hep şunu söyledim. İlk gece konuşma metni ne konuşalım nasıl bir açıklama yapalım'a cevabım şuydu. Adaylık açıklamanızı alın. O adaylık açıklaması üzerinden gidin. Deyin ki bayramda babasına kavuşturacağımıza söz verdiğimiz Vera'dan özür diliyoruz. Şen Yaşar ailesine adaleti getiremedik özür diliyoruz. Somacı madencileri hesabını soramadık özür diliyoruz. 3-4 gün sonra da sağlıklı bir değerlendirme yapalım ve partideki sürecin önünü açalım. Ama Haziran ayının ortalarına gelince yavaş yavaş şu anlaşıldı ki ben hep şunu görüyordum ve biliyordum ve savunuyordum. Ya bir yaz hali içindeyiz. Yaz evinde kimse konuşmaz. İlk üç gün kimse konuşmaz. Üçü ile yedisi arasında çok az konuşan olur. Genelde de susturulur. Yedisinden sonra kan bağı olmayanlar kırkından sonra herkes konuşur. Bu ilk üç günün, beş günün sessizliğini şöyle yorumladı bazı arkadaşlar. Ya bize herhangi bir sorumluluk yükleyen yok. Biz kaybetmedik, kazandık. Hatta kaybettik lafını kullanmayın. Sadece kazanamadık deyin. Yani yenilgiye başka anlamlar, ifadeler yükleyerek. Oysa ben bütün sürecin, yani ben sahayı biliyorum. Ben gençleri biliyorum. Ben mahallemdeki esnafı biliyorum. Benim korumam yok. Ben ekmeği almaya kendim giderim. Ben Sokakta kendim yürürüm. Ben Manisa'da oturuyorum, Ankara'da misafirhanede kalıyorum. Sokaktayım her yerdeyim ve gördüğüm bir şey vardı. Acayip bir küskünlük, acayip bir umutsuzluk ve şöyle tarif ettim onu o günlerde. Dedim ki hani ev arkadaşınla, eşinle kavga edersin. Kapıyı vurar çıkar gider. Niye vuruyor kapıyı? Gittiğini duy diye vuruyor. Gider köşede bekler, kapının önünde bekler. Git ikna et diye. Bu sefer öyle bir şey yok, gerçekten yok Tolga Bey. Kapıyı sessizce açtılar, sessizce çıktılar ve karanlık bir sokakta kayboluyorlar. Partiden kopuyorlar. Ben o kadar çok CHP'li arkadaşımdan aynı cümleyi duyuyorum ki size onu söyleyeyim mi? Buraya ilk kez söylüyorum ben. Beni çok yani cuk bu kadar olabilir çünkü sokaktaki gerçekten hiçbir siyasetle alakası olmayan sıradan vatandaş gidip CHP'ye oy vermiş, sıradan vatandaşın duygusu bu. Herkes diyor ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimden sonra hiçbir CHP'li istifa etmedi ve hiçbiri de edecek gibi durmuyor. Üstüne üstlük bir de CHP seçmenine çok özür diliyorum. Bu laftan dolayı ceza yiyebilirim ama ifade bu diye. CHP seçmenine işte genel başkan eleştirirseniz Atatürk eleştirmiş sayılırsınız. Ha, Sakan gibi salak muamelesi yapıyorlar. CHP'den kimse istifa etmeyince CHP seçmeni CHP'den istifa etti. Şimdi ya bu inanılmaz doğru bir analiz. Benim çevremdeki hiç kimse yani birçok arkadaşım hep aynı şeyi söylüyor. Madem böyle, bundan sonra biz artık CHP seçmeni değiliz diyorlar. Bunu siz benden daha çok duyuyorsunuzdur herhalde. Şimdi zaten mesele şu. Bir, ben bunu hissettim. Bu tanımlamayı yaptım. Bunu birçok yerde anlattım. Anlatmaya devam ediyorum. Örneğin bir YouTube yayınında Armağan Çağlayan'la... Oradan bir kesit, yayından 20 gün sonra yayınlanmış. Geçen gün Sayın Gani Müjde alıntılamış. Bu duygusal kopuşu anlattığım kısmı. Çevremdeki herkesin durumu bu demiş mesela. Altına bir sürü etkileşim aldı falan. Yani... E Sokaktaki insanlar, gerçek insanlar, sanatçılar, arkadaşlarımız herkes aynı şeyi hissediyordu ve buna karşı duyarsın yani siyaset dediğin şey toplumun nabzını tutmak, ne hissettiğini görmek, ona onu hiç olmazsa hissetmek. Yani siyaset bir sahicilik ister. Hiçbir şey olmamış gibi davranma meselesi partiye yapılabilecek en büyük kötülüktü. Ben ilk yola çıktığımda şunu söyledim. Çok net söyledim bunu. Dedim ki kaybeden takımda santrafor oynayacağıma Kazanacak takımda her mevkiye talibim dedim. Özgür sen çok oynadın ortaya geç ortaya geçerim. Kaleye geç kaleye geçerim. Biraz dinlen yedek otururum. Oynamayacaksın artık diyorsanız ben top toplarım dedim. Ama geç takımın başına derseniz onu da yaparım. Başta fedakarlık yapmaya da sorumluluk almaya da hazırım diye başladım. Nasıl karar vereceksin dediler. Konuşmam gereken herkesle konuşacağım dedim. Bütün yaz öyle geçti yani. Gerçekten örgütümüzle konuştum, yöneticilerimizle konuştum, milletvekillerimizle önceki genel başkanla kimi bulduysam konuştum. Ve bak gün geldi. Fedakarlık değil de sorumluluk yani bir başka sorumluluk almak üzere olgunlaşan bir mesele olmayınca sorumluluk aldık. Ama o sırada dünya kadar laf yedik. Yani sorunuzun başladığı yerde bırakayım. Tabii kendinden emin olmasan çok kötü bir şey ya. Ya düşünsenize benim kızım var. Kızım böyle yaptı bir gün. Böyle baktı bak, İpek. Böyle telefona baktı. Ne oldu dedim sana tavşan diyorlar ya dedi. Yani o, o güldüm ya kızım derler siyaseten söylüyorlar falan dedim yani öyle çok da küçük değil üniversite değil pek. Sana tavşan diyorlar baba ya dedi. E tabi onur kırıcı bir şey üzücü bir şey ama olmadığını bilirsen özgüvenin varsa ne yaptığını biliyorsan ve aynı dili konuştuğu bir ekip bir kadron varsa o zaman kolay. Gerçekten biz duygu durumu benzer. İçin i̇çinde bulunulan duruma hep birlikte itiraz eden ve bir daha kaybetmek istemeyen, bu parti bir daha kaybetmesin isteyen bir kadroyla yola çıktık. Ve bu işte sizin dediğiniz gibi hiç kimse şans vermiyordu. Hatta bazı arkadaşlar şey diyordu, işte imzayı toplayamaz. Yani 70 kişi bile imza vermez. İmzayı toplasa 200 oy alamaz. E şimdi gelilen analizlerde işte en kötümseri kafaya kafayalar diyor veya işte değişimciler önde diyor. Bu tabii yani birçok faktör var bunda. Geçen zaman kurduğumuz dil, yaptığımız tespitler, tutum belgemiz. Yani böyle sadece bir adaylıktan bahsetmiyoruz. Bir kadro hareketinden. Genç ve son derece yani olması gerektiği kadar değil ama çok sayıda kadının içinde yer aldığı genç bir kadro hareketinden bahsediyoruz.